sonra. Absolute müthiş bir maçla başlayacağız ama şu anda böyle kamerden tüm gerçekleştirilen basın toplantısı. İyi akşamlar değerli spor severler. Bir dünya markası olan Vendetta Fight Night'a hepiniz hoş geldiniz. Şu anda bu maç için her şeyimizde hazırız. İnşallah galip geleceğiz. Güzel bir gece olsun, kimse sakatlanmasın. Rakibimle beraber güzel, temiz maç olmasını istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Alacağım. Şampiyonlar gecesinde ilk maçımıza doğru artık geçiyoruz değerli izleyenler. Kickbox karşılaşmalarıyla başlayacağız. Davut Muhammed Sait ve Mehmet Kılıç pozlarını paylaşacak. Tartıda ve face to face'de işte bu pozları verdiler. Bu görüntüleri verdiler sporcular. Artık onlar için ringe çıkma vakti. Artık onlar için ringde pozlarını paylaşma vakti. Ve Mustafa Özmen'e pozu yapacak. Önce mavi köşede. Taşdemir Spor Akademisi sporcusu Erkan Taşdemir yapıyor antrenörlüğünü. 19 yaşında 1.90 boyunda tam 100 kilo ağırlığında profesyonel kickboksta 2 maç yaptı. Birini kazandı. Onda da knockout etti rakibini. Ve bir kez mağlup oldu. Suriyeli sporcu Davud Muhammed Ve rakibi kırmızı köşede Erzincanlı sporcumuz, İnce Spor Kulübü sporcusu Akif İnce yapıyor antrenörlüğünü. 34 yaşında, 1.80 boyunda, 92 kilogram ağırlığında profesyonelde 3 maç yaptı. Kusursuz fırtınayı izledik. Üçünü de kazandı. Üçünde de nakavt etti rakibini. O bir beton. Mehmet Kılıç. Karşılaşmanın ring hakemi Sayın Ali Hikmet Sağlam. Karşılaşmayı Ali Hikmet Sağlam yönetecek değerli izleyenler. Mustafa Özmen'le birlikte harika bir açılış yaptık ve güzel bir ağır sıklet mücadelesiyle gecemizin de ilk maçı başlıyor olacak. Bir yanda Davut Muhammed Sait, diğer yanda Mehmet Kılıç. Bir kickbox karşılaşmasıyla gecenin startını vereceğiz. 100 kilogram ağırlığında Davut Muhammed Sait, 92 kilogram ağırlığında Mehmet Kılıç ve bakalım neler yaşanacak. Ali Hikmet Sağlam sporculara ve köşelerine son talimatları verdi ve artık mücadelemiz başlamak üzere. Mavi köşede Davut Muhammed Sait, Erkan Taşdemir'in sporcusu. Kırmızı köşede Mehmet Kılıç, Akif İnci'nin sporcusu. Bakalım bu ikili bize nasıl bir maç sunacaklar. 3 dakikalık 3 round üzerinden yapılacak kickbox karşılaşmalarımız her zaman olduğu gibi ve mücadelemiz başladı. Mavi köşe Davut Muhammed Sait. Kırmızı köşe Mehmet Kılıç. Mücadele başladı. Şimdi bir sol direk geliyor Mehmet Kılıç'tan. Biraz daha pres yapmaya çalışan taraf olacak gibi. Tabii sporcular şu anda kafeste bir kickbox maçına çıkmış durumdalar değerli izleyenler. Kickbox sporunun genelde ringde yapıldığını hatırlatalım. Çok fazla alışık değil sporcular kafeste dövüşmeye. Tabii içinde bulunduk aralığın şekli bir kare değil. Şu anda bir oktagon, bir sekizgen. Bunun da getirdiği farklı şeyler olacak. Keza iplerin olmaması, kafes duvarlarının olmaması fark yaratacak. Köşelerin, açılarının 90 derece olmaması fark yaratacak. Ve bu şartlara uyum sağlayabilen sporcular da bir adım önde olacaklar. Vendetta Fight Night gecesinde.
MMA sporu nasıl ringde yapıldığında birazcık eksik kalıyorsa kickboksçuların da kafeste dövüşmeye birazcık alışması gerekiyor. Mehmet Kılıç yalnız şu ana kadar ringde veya kafeste olmak benim için önemli değil mesajını veriyor. Genç rakibi Davut Muhammed Said'e 15 yaş daha büyük Mehmet Kılıç değerli izleyenler rakibinden. 3 maçta 3 galibiyetle buraya geldi. 4. galibiyetini arıyor. Tabii ki Davut Muhammed Said'in bir kondisyon avantajı olacağını tahmin edebiliriz. Fight! 15 yaş daha genç rakibinden kendisi. Mehmet Kılıç maça daha iyi başlayan taraf ama ilerleyen bölümlerde maç böyle devam ederse eğer avantaj belki de Mehmet Kılıç'tan Davut Muhammed Said'e geçebilir. Yalnız ilk round'da şu ana kadar üstünlük Mehmet Kılıç'ta gibi. 1 dakika 20 saniye var ilk round'un sona ermesine. Davut Muhammed Said yavaş yavaş biraz daha açılmaya başladı. İlk round'un son dakikasına doğru gidiyoruz. Değerli izleyenler bir an yerde kaldı burada Davut Muhammed Said ama bu bir knockdown değil tabii ki. Karşılaşma devam edecek kaldığı yerden son 60 saniye mücadelenin ilk round'unda. Mehmet Kılıç şimdi rakibinin sırtını kafese getirdi. Vücuda çalışma çabasında bir low kick denedi ardından. Arada isabeti bulamadı. Diz denemesi geliyor Davut Muhammed Said'den. Basma yok. Fay. Enseye vurmaması ve çekmemesi gerektiğine dair bu uyarı geldi. Hakem Ali Hikmet Sağlam'dan ve devam ediyor karşılaşmamız. Son 30 saniyeye doğru ilerliyoruz. İlk roundta Mehmet Kılıç ve Davut Muhammed Said arasındaki bu ağır siklet mücadelesinde Vendetta Fight Night'ın ilk maçında bu kickbox karşılaşmasında. Mehmet Kılıç'ın üstüne gitti rakibinin. Mehmet Kılıç, Davut Muhammed Said'i yere yıkmayı başardı. Ali Hikmet Sağlam sayıyor. İlk round'un son bölümünde hakem Ali Hikmet Sağlam sayıyor. Davut Muhammed Said devam edebilecek gibi gözüküyor karşılaşmaya. Zaten ilk round'un da sonuna doğru gelmek üzereyiz. Evet, ilk round'un sonuna geldik değerli izleyenler. Vendetta Fight Night gecesinde gecemizin ilk maçından ilk round'u sonuna geldik. Sanki Mehmet Kılıç bir adım öndeydi zaten round boyunca ve son bölümde de bir knockdown bulmayı başardı. Çok değerli bir konuğumuz var yanımızda. Marmara Bölge Başkanı ve İstanbul İl Temsilcisi Kickboks Federasyonu'ndan Hasan Aktok Hocam. Hasan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Sizlere de teşekkür ediyorum bu emeklerinizden dolayı. Federasyonumuz Salim Başkanı Salim Kayıcı'nın selamlarını, sevgilerini getiriyorum. Biliyorsunuz Ordu'da Türkiye şampiyonamız daha yeni bitti. 3700 kişinin katılımıyla biliyorsunuz bu Türkiye seçmesi milli olmak için bir kriterdi. Bunun dışında yine Türkiye açık şampiyonası bitti. Türkiye şampiyonası olacak ve bundan sonra da İstanbul'da World Cup olacak. World Cup Dünya Kupası. İnşallah bu şekildeki ve profesyonel maçlarımız devam ediyor. Ordu'da çok muhteşem bir organizasyon vardı. 3700 kişinin katılımıyla müthiş bir organizasyon oldu. Yani ellerinize sağlık hocam. Hem sizin hem tüm kickboks federasyonunun da ellerine sağlık gerçekten. Tabii federasyonumuz çalışıyor. Ülkemizde sporun gelişimi için çalışmalar devam ediyor. Ringe doğru dönelim isterseniz. Evet. İkinci round'a doğru geçeceğiz şimdi. Davut Muhammed Said, Mehmet Kılıç mücadelesinde. İkinci round'umuz başlıyor. Mehmet Kılıç ikinci round'un başında yine rakibinin üstüne gitti. Kırmızı köşedeki sporcu Mehmet Kılıç maçı çok daha iyi başlayan taraftı. Zaten ikinci round'un başlarında rakibini yere yıkmakta istiyor Mehmet Kılıç. Evet, Mehmet Kılıç'ın ezici bir üstünlüğü var. Yani zaten daha iyi çalışmış, daha formda gözüküyor. Rakibinin vücuduna doğru geldi, çeneye doğru çıktı. Davut Muhammed Said çok iyi kapanmayı da başaramıyor açıkçası. Özellikle sırtı kafes duvarına geldiğinde bir itiraz var. Bel altı darbe olduğuna dair Suriyeli sporcudan Mehmet Kılıç ama gayet net devam ediyor şu anda. Sol direk isabetini de bulmayı başardı. Knockout'ı istiyor. Bir high kick geldi. 34 yaşındaki sporcu. Ama etkili değil Davut'un vuruşları. Davut Muhammed Said şu ana kadar bazen tek darbe bulmaya başardı dizleriyle ve tekmeleriyle, hareketleriyle özellikle ama daha etkili olması gerekiyor. Bunu da bir kombinasyona bağlayabilmiş değil şu ana kadar çok fazla. Mehmet Kılıç. Mehmet Kılıç yine pres yapan taraf sağa kaçtı. Bir kez daha rakibi kafeste karaciğere doğru o sallar. Etkili geliyor, isabetli geliyor. Evet.
Devamını da getirecek Mehmet Kılıç. Rakibini bir kez daha yere indirme çabasında. Bel altı darbe diyor Davut Muhammed Said ama nizami gözüktü buradan darbeler açıkçası. Ali Hikmet Sağlam devam ettiriyor karşılaşmayı. Mehmet Kılıç rakibini bir kez daha yere yıkmayı başardı. Ve Hamdu da geliyor. Erkan Taşdemir'den. Ali Hikmet Sağlam saydı 8'e kadar ama mücadele devam edemeyecek. Karşılaşma sona eriyor. Mehmet Kılıç ikinci roundda. Hamdu geldi. Müsabaka sona erdi. Maçın başından itibaren zaten rakibini sürtlese etmeyi başarmıştı. Muhtarlar Federasyonu, evet. Sultan Gazi Mehmet Şube Başkanı ve Mehmet Kılıç'ın başarısı vardı. Çalış, daha iyi çalışmış. Öbürü biraz daha tecrübe kazanması gerekiyor. Ama inşallah daha iyi olacaklar yani. Daha iyi maçlar da olacak önümüzdeki. Ya daha çok genç bir sporcu hocam zaten. Evet. Muhammed Said. Hocası Erkan Taşdemir zaten sporcusunun maçta etkili olamadığını gördü. Avluyu attı. O da bir köşenin yapması gerekeni yaptı. Tabii. Yani ezdirmeye gerek yok. Sporcu sağlığı her şeyin üstünde. Evet. Mehmet Kılıç ikinci roundda knockout'la kazandı değerli buradan, izleyenler. Karşılaşmanın sonu da ekranlarımıza bir kez daha yansıyor. Evet. Buradan İbrahim Dağdeviren hocamıza da teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyon yaptığı için. Ve işte az önce müsabaka sona erdi. Hamdu geldi ama şimdi bir kez daha sonucu resmi olarak açıklama zamanı. Müsabakayı ikinci roundun 1 dakika 21. saniyesinde Abandone ile kazandı. Kırmızı köşe Mehmet Kılıç. Evet. Hakkıyla kazandı. Olsun hocam, önemli değil. Çok hoş geldiniz tekrar ve yanımıza renk kattınız. Önemli değil. Buradan tüm seyircilerimize, TV 8.5 ailesine teşekkür ediyorum. Maçları yayınladıkları için bu spora bir renk getirdiler. Başarılar diliyorum. Biz de hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Emeklerinizden de dolayı zaten önümüzdeki organizasyonu görüşmeye devam edeceğiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, Mehmet Kılıç kazandı. Galibiyete ulaştı kendisine. Şimdi birazdan hemen röportaj alanına alacağız kendini. Maçtan sonra sıcağı sıcağına neler söyleyeceğini de öğreneceğiz. Evet, mikrofon Bengisu Taş'ta, bakalım Mehmet Kılıç'ın görüşleri ne olacak maçın ardından. Değerli spor severler, TV 8.5 ekranlarında ve Netta Fight Nights'la karşınızdayız. Gecenin ilk karşılaşmasının kazanan ismi Mehmet var yanımda. Mehmet, öncelikle tebrikler. Neler hissediyorsun? 4 aydır sıkı bir çalışmayla bu işin bu üstesine geleceğimi biliyordum. Hazırlandım. Çok iyi hazırlandım. Ve kazandım. Teşekkür ederim büyük bir organizasyonda dövüştüğüm için. Size de herkese ekip olarak teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Seni uğurluyoruz.